Evet hocam, U19'larda Gönen Spor, Çelik Spor karşılaşmasındayız. Son dakikalar oynanıyor. Gönen U19 3, Çelik Spor 0. Bir maçın yorumunu alalım. Evet sevgili Zeki, karşılaşma favori Gönen'di zaten. Şampiyonluğa giden, ilk ikide yer alan bir takım. Gönen bugün vasat bir oyunla Çelik Spor geçmesini bildi. Fakat burada Çelik Spor'un hakkını yemeyeyim. Çelik Spor elindeki malzemeye göre çok disiplinli oynadı. Skora bakmak yanıltıcı olur. Çelik Spor futbolcular ellerinden geleni yaptılar. Altu ikinci golde hatalıydı. Çok dikkatli bir kaleci olmasına rağmen. Beğendiğim Sezer 70 dakika elinden geleni yaptı. Herhalde yarınki maça saklandı. A takımda da oynayan bir futbolcu olduğu için. Sağın dikkat çeken oyuncularından. Derya vasattı. Kritik pozisyonlarda, son vuruşlarda yeterli olamadı. Çelik Spor kötü değildi ama karşısında iyi bir takım var. Yani şampiyonlar koşan Bandırma Spor ensesinde bir takım var. Belki de bu hafta, önümüzdeki hafta Bandırma ile oynayacakları, Gönen'de oynayacakları maç bu ligin şampiyonunu belirleyecek. Bandırma Spor'un peşini bırakmıyorlar. Takıma bak, Gönen'e bakayım. Gönen'de Burak ve Berkay defansı kontrol ettiler. Sağbek Öber'in teknik futbolcu olmasına rağmen biraz daha çabuk oynaması lazım. Sadi tecrübeli bir oyuncu. Bunun dışında Halis çok güzel toplar getirdi sağdan. Bütün gollerde neredeyse payı var. 10 numara Serhat teknik, kaliteli bir futbolcu fakat itmansız gördüm kendisini. Bizim Fener'den Roma'ya giden Salih'e benzetiyorum bu futbolcunun özelliğini. Halil, Soykan bunlar kaliteli adamlar. Özellikle Halil ve Soykan'ın beni A takımda görmek isterim. A takımda oynayabilecek güçte futbolcular. Engin Hoca'nın bu futbolculara zaman zaman fazla şans vermesi gerekir. Bunlar gelecek vadeden futbolcular. Fakat Gönen bugünkü maça pek konsantre olamadı. Gerçek Gönen Belediyespor'u önümüzdeki hafta Gönen'de oynanacak Bandırma Spor maçında izleyeceğimizi umuyorum. Ben Gönen Belediyespor'u tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.